Mehmet Ali Güller, Mao Stalin'den Xi Putin'e. Yeniden seçilen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapıyor. Nitekim yeniden seçilen Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping de ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı. Türkiye'de seçilenlerin ilk yurt dışı ziyaretini KKTSO'ya yapması gibi örneklerden de görüleceği üzere dünyada seçilenlerin ilk yurt dışı ziyaretini nereye yaptığı, ilişkilerinin derinliğini anlamak bakımından kritik önemdedir. Gücün yeniden dağılımı. Xi ve Putin'in karşılıklı ilk ziyaretleri bana Frederick Kempe'nin saptamasını anımsattı. ABD'nin ünlü düşünce merkezlerinden Atlantik Konseyi'nin başkanı Kempe, Xi ve Putin'in 2022'deki o çok önemli ortak bildirisini analiz ettiği CNBC'deki yazısında, ikilinin Mao ve Stalin'in ortaklığını aştığını belirtmişti. Kempe, o analizinde, Xi ve Putin'in ortak bildirisiyle, dünyada gücün yeniden dağılımına yönelik bir eğilimin ortaya çıktığını ilan ettiklerini belirtmişti. İşte o süreçteyiz, iki lider adım adım çok kutuplu dünyanın yeni düzenini inşa ediyorlar. Çin ve Rusya'nın dedolarizasyonu. Putin, ziyareti öncesinde Çin'in Xinhua haber ajansının sorularına verdiği yanıtta yeni düzene işaret ediyor. Adil birçok kutuplu dünya düzeni inşa etmek için dış politika koordinasyonunu güçlendirmeye çalıştıklarını ve küresel yönetişim sisteminin reforme edilmesine katkıda bulunduklarını belirtiyor. Putin'in de ifade ettiği üzere iki ülke, ilişkilerini kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı olarak tanımlıyor. Zira Çin Halk Cumhuriyeti, ilkesel olarak soğuk savaş sürecine ait ilişki tanımlarına karşı çıkıyor, ittifak ve benzeri kavramları kullanmıyor. Çin-Rusya ilişkilerinin bu derinliği elbette ticaretlerine de yansıyor. Putin'in Xinhua söyleşisinde açıkladığı verilere göre iki ülke 5 yılda ticaretlerini ikiye katlamış durumdalar, 2019'da 111 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023'te 228 milyar dolara çıkmış durumda. Yeni düzeni ve dedolarizasyonu anlamak bakımından da belirtelim, Putin ikili ticaretin %90'ının dolar yerine iki ülkenin ulusal parasıyla olduğunu belirterek ticaret hacmini bir de o paralar cinsinden açıklıyor, 20 trilyon ruble ya da 1,6 trilyon yuan. Neosömürgeci ABD. Peki neden ve neye karşı yeni düzen? Putin'in yanıtı net, neosömürgeci yöntemlere başvuran ABD'ye ve düzenine karşı. Putin, ABD ve müttefiklerini 1. Medeniyet ve kültürel çeşitliliklere saygı duymamakla, 2. Diğer uluslara kimlerle ilişkili kuracakları ya da kesecekleri konusunda baskı yapmakla, 3. Diğer ulusların kendi kalkınma modellerini seçmelerine karşı çıkmakla, 4. Diğer ülkelerin egemen çıkarlarını göz ardı etmekle, 5. Diğer devletler pahasına refahlarını sağlamaya çalışmakla ve 6. Bu amaçla neosömürge yöntemlere başvurmakla suçluyor. Yeni düzenin aracı, BRICS. Putin'in Xinhua söyleşisinde, yeni düzen, inşasının aracı olarak önemli işaret ettiği platform ise BRICS. Putin, birincisi, BRICS, in uluslararası ilişkilerin daha demokratik, istikrarlı ve adil bir mimarisini teşvik edebilmesi, için kapasitesini geliştirmeye ve küresel ilişkilerde görünürlüğünü artırmaya çalıştıklarını söylüyor. Putin, ikincisi küresel güney ve doğu ülkelerinin, BRICS'i seslerini daha iyi duyurabilecekleri ve dikkate alınmalarını sağlayacakları bir platform olarak gördüklerini ifade ediyor. Bitirirken, çok kutupluluk ne işe yarar, sorusuna BRICS üzerinden yanıt verelim, ilk kez BRICS üyesi Güney Afrika, İsrail'i soykırımcı diye suçlayarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı. Ve divan, ABD baskısını dengeleyebilen BRICS'in gücünün etkisiyle davayı kabul edebildi. İşte, neosömürgecilerin düzeni, böyle böyle değişiyor.